Sayın teşekkür ediyoruz ve hemen burada sözü Profesör Doktor Nedim İpek'e bırakıyorum. Buyurunuz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Böyle bu durumun en sonuna kalmanın sıkıntılarından birisi dinleyiciler azalıyor ve mevcut dinleyicilerin sabrı son noktaya geliyor. İnşallah şimdiden peşin peşin söyleyeyim. İnşallah sıkmayız sizi. Yine oturumun en sonuna kalmanın bir başka hususu konu hakkında da biraz sınırlama yapmak gerekecek. Şimdi benim konum Mustafa Kemal'in Havza'da İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti ile olan ilişkileri ve Havza'daki faaliyetleri ki Ahmet Bey bunların büyük bir kısmını zaten aktardı. Ben burada daha ziyade o dönemin belediye reisi olan İbrahim Efendi'nin tanıklığıyla Havza'da ne gibi faaliyetlerde bulundu. Diğer kaynaklarda göre ne gibi farklılıklar var. Onları ifade etmek olacak. Ama bundan önce Havza'nın sosyal yapısı nasıl? Nüfusu ne kadar? Çok sizi yormadan nasıl bir tarihi süreç geçirmiş buradaki topluluk? Onları özetleyeyim. Ondan sonra Mustafa Kemal'in Havza'daki faaliyetlerin üzerinde durmaya çalışacağım. Şimdi 1831 nüfus sayımına göre Havza kazası, ki Havza kazası o zaman Sivas vilayetinin Amasya Sancağı'nın bir kazası durumunda, 1831'lerde falan kaza statüsünde de değil henüz. 2665 Müslüm nüfus var, 314 gayrimüslim nüfus var. Burada hemen şunu ifade edelim. Bu nüfus sayımı 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı'nın bir takip yapılmıştır. Dolayısıyla bu savaşta Müslüman nüfus bir hayli tahrip olmuştur. Bu tahribin sonucunda Müslüman nüfus bir halinde inecektir. Ve bu sayıma göre yaklaşık %10-11'lik kesim gayrimüslim nüfus. 1890 verilerine göre bölgede 18.800 Türk nüfusa karşılık yaklaşık 3.000-3.500 civarında bir Rum nüfus var. Ve 1914'e geldiğimizde, Birinci Dünya Savaşı öncesine geldiğimizde nüfus istatistiklerine baktığımızda Havza kazasının nüfusu 25.552. Bunun %68'i Türk, %30'u gayrimüslim, özellikle Rum. Dolayısıyla gayrimüslim nüfusun ne şekilde bir artış, derece, oran itibariyle artış gösterdiği ortaya çıkıyor. Ve yine bu sosyal yapıya baktığımızda özellikle 1800-1915 sürecinde Şark politikası çerçevesinde Balkanlarda, Kırım'da ve Kafkaslar'da Ruslar ve Avrupa devletleri tarafından işgal edilen ve ulus devletlerin kurulduğu sahadaki Müslümanlara, Türklere orada hayat hakkı tanınmadığı için bunların bir kısmı soluğunu Anadolu'da alacaktır. Ki Havza'da bundan nasibini almış, Kırım'dan, Kafkasya'dan gelen göçmenler var. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda, birinci oturumda İbrahim arkadaşımız ifade etmişti. Rusların işgal ettiği Doğu Anadolu bölgesinden de bu bölgeye, özellikle Trabzon Havarisi'nden gelenler mevcut. Şimdi böyle bir sosyal yapıyla Havza Birinci Dünya Savaşı'na girecek. Ve 1915 verilerine baktığımızda kazanın nüfusu 21.900. Dolayısıyla bu nüfusta büyük bir 4.000 civarındaki bir azalmanın, ki bunun büyük bir kısmı da erkek nüfustur, azalmanın gerekçesi Türk nüfusun silah altına alınması, seferberlik dolayısıyla ve hep o tarihte sevk ve iskan uygulaması da var. Özellikle Ermeni nüfusunda
Orta Anadolu bölgesine sevk edilmesi bu nüfustaki azalmayı beraberinde getiriyor. Mustafa Kemal'in ikamet ettiği havzada ise 1914 itibarıyla 2532 Müslüman ve 532 gayrimüslim var. Kasabada Türk mahallelerinin yanı sıra Rum ve Ermeni mahalleleri de söz konusu. Ve seferberlik ve tehcir sonrası kasabanın nüfusu 1935'e kadar gerilemiş. Şimdi bu bölgenin stratejik önemine bakacak olursak, özellikle ulaşım itibarıyla 1838 Balta Limanı Sözleşmesi'nden sonra Samsun Limanı ön plana çıkıyor. Samsun, Bağdat ticaret yolu hem Avrupa ile pazar bağlantısı hem de ham madde bağlantısını kurulan bir saha. Ve burada mesela demir yolu inşa edilmeye çalışıyor Osmanlı Devleti. Ama Rusya burayı kendi yayılma sahası gördüğü için bu demir yoluna izin vermiyor. Şimdi böyle bir bölgede havza özellikle geçiş noktası durumunda ve burada Mustafa Kemal, işte Ahmet Bey'in ifade ettiği üzere 25 Mayıs'ta havzaya geldiği zaman İbrahim Bey'in ifadesine nazaran daha işte Kavak'ta oradaki halka müdafaa cemiyetleri kurulmasını tavsiye ediyor ve kurul ve sonucu da bana en kısa zamanda Havza'ya bildiriyorlar. Ve şeye geldiğinde, Havza'ya geldiğinde yine isimleri tekrar etmeyin, oranın ileri gelen vatandaşları Mustafa Kemal'i karşılıyorlar ve kendilerine tahsis edilen İbrahim Bey'in ifadesiyle Ali Baba Oteli'nde, orada ikamet edecek. Ve bu arada Mustafa Kemal'e ikamet edilen binaya Mustafa Kemal girdiği zaman Mustafa Kemal'in mahiyetinde olanlar Havza'nın ileri gelenlerini diyecekler ki işte aramızda bir temsilciler seçin ve bu temsilciler işte paşayı bir ziyaret etsin. Ki bu öneri üzerine Mustafa Kemal'i karşılayanlardan Mahmut Azade Bayram Efendi, Zübeyirzade Fuat Efendi, Tatar Ağasızade Eyüp Efendi, Kadızade Hakkı Bey ve Belediye Başkanı İbrahim Efendi bir heyet olarak Mustafa Kemal'in yanına çıkıyorlar. Ve daha orada Mustafa Kemal'in ilk sorusu burada cemiyetler var mı, dernekler var mı olacaktır. İbrahim Bey, belediye başkanı, daha önce İttihat Terakki Cemiyeti'nin olduğunu ama bu cemiyetin feshedildiğini belirtecek ve bunun yanı sıra bir de İzmir'in işgali müteakip Reddi İhtilaf Cemiyeti'nin kurulduğunu söyleyecektir. Yalnız bunu söylerken İbrahim Efendi şunu da tanıklığında ifade ediyor. Aslında İzmir'in işgal edildiği dönemlerde Havza'da gayrimüslim Rum, daha doğrusu Rum çeteleri Arslan Çayırı imamı Recep'in katline sebep olmuşlar, katletmişler. Ve bu katliama karşı da bölge halkı tepkili. İşte bu İzmir'in işgaliyle de örtüşünce bunun üzerine genel albaya da uyarak Reddi İlhak Cemiyeti diye bir cemiyet kuruyorlar ve işte bunu Mustafa Kemal'e bildiriyor İbrahim Bey. Ama Mustafa Kemal bunu yeterli görmeyecek ve özellikle Havza'da bir müdafaa-i hukuk cemiyetinin kurulmasını isteyecektir. Şimdi Mustafa Kemal'in bu talebi üzerine başta İbrahim Bey olmak üzere 28 Mayıs'ta işte bir toplantı yapılacak ve bu toplantıda halk örgütlenmeye davet edilecektir. İşte silahlanmanın zorunlu olduğu, teşkilatlanmanın gerektiği filan belirtilecek ve orada iş kalacak. Daha sonra Mustafa Kemal'in mahiyetindekiler bu ileri gelenleri sıkıştıracaklardı. Cemiyet ne oldu? Cemiyeti daha kurmadınız mı diye. Fakat iş safsaklanınca
İbrahim Bey'in ifadesiyle. Tabi Mustafa Kemal İbrahim Bey'i davet edecek huzuruna ve ona talimat verecek. Diyor ki bugün iki tane görevim var. Birincisi Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni teşkil edeceksiniz. İkincisi Cuma günü Büyük Cami'de Mevlüt okutacaksınız. Ben de gelip orada dinleyeceğim. Bir diğer husus, bütün köy halkını çağırınız ve onlara da durumu anlatınız. Belediye önünde halkı tenvir ve irşat ediniz. Şimdi bu talep üzerine, bu talimat üzerine İbrahim Bey, herhalde o Mustafa Kemal'i karşılayan heyetiyle bir araya gelir ve o akşam cemiyet kurulur. İşte Sadık Müstantik Rıfat Bey, Saatçizade İbrahim Efendi, Zübeyirzade Fuat Efendi, Kadızade Hakkı Efendi ki başkandır, belediye reisi İbrahim, Mahmut Azade Bayram Efendi'den oluşan cemiyet kurulur. Ve bu cemiyetin kurulduğu Mustafa Kemal'e bildirilince Mustafa Kemal teşekkür eder ve bu sefer bu hadisenin çevredeki komşu belediyelere, vilayetlere değil, valilere değil, belediyelere bildirilmesini ve özellikle de Amasya Belediyesi'ne bildirilmesini, buraların bunu örnek almasını isteyecektir ki zaten aynı gün Mustafa Kemal Avzat Genelmesi ile bu durumu mülki ve askeri erkanı Anadolu'da ifade edecek. Şimdi bu şey üzerine, bu talimat üzerine Havza'daki üç büyük camide ki hemen belirtelim Cuma Havza'nın pazarıdır. Dolayısıyla köylü nüfuslar işte alışverişte bulunmak için buraya geliyor. Üç camide birden bir mevlid tertip edilir ve bu mevlidde hatip olarak Sıtkı Efendi görevlendirilir. Ancak Sıtkı Efendi bu göreve icabet etmez. İbrahim Bey'in ifadesine göre Sıtkı Efendi Pontusçuların teröründen, tetişinden korktuğu için buraya katılmamıştır. Onun yorumu bu. Bunun üzerine camiden çıkan halka hitap etmek üzere Zübeyirzade, Fuat ve İbrahim Bey'le kısa bir konuşma yaparak işte halkı milli müdafaa hususunda teşvik ve teşvik ederler. Ancak bu olayı gözlemleyen Mustafa Kemal İbrahim Bey'e tepkisi yine İbrahim Bey'in ifadesiyle bugünkü mitingden memnun olmadı. Evvela camide halka icap eden şeyler anlatılmadı. Üstü kapalı ifadeler de bulundunuz. Halk aydınlatılmalı ve silahlanmaya teşvik ve terkip etmeli. Bu mitingi tekrar ediniz diyecektir. Ve bu talep üzerine bu sefer daha gerçekçi tedbirler alınacak. Ve nihayet büyük camide Medrese Camisi'nde ve İmadiye isimli camide toplanan halk namazı müteakip bir yerde buluşacaklar, bir yerde birikecekler ve burada hatip olarak tabur kumandanı Saim Bey görev alacak ki sivil kıyafetiyle hatiplik yapacak. İşte ondan sonra birinci toplantıya iştirak etmeyen ulemadan Hacı Bayramzade Sıtkı Efendi ateşli bir konuşma yapacak. Daha sonra İbrahim Efendi'nin ifadesiyle, pardon İbrahim Bey'in ifadesiyle Mekteplilerden Mehmet Girayzade Kazım ve Fethullah Efendi oğlu Yusuf Salim Efendi ile konuşma yapacaklar. Ve bundan sonra Mustafa Kemal artık Amasya'ya hareket etmek durumundadır. Amasya'ya hareket ederken yanındakilerle vedalaşacak. Yalnız bu sırada yolda köprü uçmuştur ve bu sefer gitme, yani Amasya'ya ulaşım sıkıntısı gündeme gelecek. İşte
acilen bir tedbir alınacak. Oradaki bulunan vatandaşlardan birisi kendi işte ahırını, ahşap olan ahırını sökecek. Buradaki ahşap malzeme ile geçici olarak bir köprü yapılacak ve o köprüden geçmek suretiyle Mustafa Kemal Amasya'ya hareket edecek. Ve Amasya'ya hareket ederken ne yapılacağını ifade edecek ve yanındakiler diyecek ki efendim işte çevrede İngilizler var, bu sizin söylediklerinizi duyabilirler, biraz daha sessiz konuşur musunuz? Yine İbrahim Bey'in ifadesiyle saklı hiçbir şeyimiz yok, hepimiz hepsini işitsinler, zaten iş işten geçti, ben de sizin gibi şimdi efradı milletlerim, milletin bir ferdi olarak vatanı selameti için son nefesimize kadar çalışacağım. Haydi Allah'a ısmarladık dedi ve oradan ayrıldı. Şimdi yine Münir Bulgurcuoğlu bir takım tanıklıklara ifade ederek bir iki anekdot aktarıyor. Bu anekdotları ifade ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Anekdotlardan birisi şu, Mustafa Kemal'in hizmetini yapan ve aynı zamanda otelin sahibi olan Ali Baba çok inanmıyor bu milli mücadelenin başarılı olacağına. Mustafa Kemal'in yaptıklarına pek anlam veremiyor. Ta ki jandarma kumandanına Mustafa Kemal emir verinceye kadar, o zamana kadar işte işgalci güçlerin müdahalesiyle zaman zaman asayiş dolayısıyla içeri alınanlar serbest bırakılıyormuş. Ki Mustafa Kemal Ali Baba vasıtasıyla bu kumandanın huzuruna çağıracak ve ona onun huzurunda bir daha hiçbir şekilde buradan kimseyi bırakmayacaksın talimatını verecek. Bu Ali Baba'nın hoşuna gitmiştir. Paşam artık size inandım, siz bu işi başarıyorsunuz, başaracaksınız diyecektir. Sözlerimi şu şekilde tamamlamak istiyorum. Milli mücadeleyi değerlendirirken sadece kendi kısmına bakmamak ve genel olarak değerlendirmek, özellikle Balkanlarda kurulan devletleri çerçevesinde değerlendirmek lazım. Çünkü 1870'li yıllar, 1870-1880 arası Avrupa'da, özellikle Balkanlarda siyasi haritaların yeniden çizildiği bir dönemdir. Ve bu dönemde siyasi haritalar çizilirken sadece gayrimüslim nüfusa devlet kurma hakkı tanınmıştır. Ve 1914-1918 dünya haritasının yeniden çizildiği bir dönem. Dolayısıyla bugün de dünya haritası yeniden çizilmek gibi bir durumda. Ve dolayısıyla belki bence bugünü anlayabilmek için geçmişe dönmek, 1870'leri, 1918'leri bir daha gözden geçirmek lazım. Onlar gözden geçirildiği zaman bugün sanırım daha iyi anlaşılır. Başkanın da sabrını kaçırmadan, ben ne kadar sabah çizdim, arkadaşlar 25 dakika konuşmuş ise de teşekkür ederek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şundan dolayı değil ki başkanın sabırsızlığı yok ama başkan salonu görüyor buradan. Bütününü görüyor. 3 saat 20 dakikadır kısa bir aranın dışında buradayız. Hep konuşmaları dinliyoruz. Ben de ilk oturumda orada oturuyordum. Orada oturmak daha zor. Burada bulunmak daha kolay. Onun için burada kimse mikrofonu bırakmak istemez. O nedenle sınırlandırdım. Ama tabii ki burada bulunanlara da ben söyledim. Bu oturumun sonunda söz vereceğim. Burada bulunanlardan katkıda bulunmak isteyenler olursa ya da soru sormak isteyenler olursa bir 10 dakikayı ayıracağım. Ondan sonra genel değerlendirmeyi birleştireceğiz. Birleştiriyoruz. Genel değerlendirmeyi hemen ona geçeceğiz. Evet, soru sormak isteyen ya da katkıda bulunmak isteyen. Evet. Yoksa
Yoksa ara vermeden efendim. Ha buyurunuz. Şurada galiba eğer o taşınabiliyorsa o mikrofon. Avukat Celal Ülgen. İki oturumda değerli hocalarımızdan çok ayrıntılı bir biçimde, çok mükemmel bir biçimde Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basmasını, Havza'ya gitmesini ve oradaki örgütlenmelerini izledik, dinledik ve mutlu olduk. Ancak hocalarımın da zaman zaman sözcük aralarında belirttiği gibi dünden bugüne kadar geldiğimiz aşamada dün yaşadığımız sorunların belki de kat kat fazlasını bugün yaşamaktayız. Bu açıdan sadece bu sorunları cümle aralarında geçiştirerek anlatmak ya da birkaç sözcükle anlatmak bence yetmiyor. Biraz daha açık, biraz daha net günü anlatmak, günü sorgulamak ve geçmişte Mustafa Kemal'in geçtiği bu topraklarda bugün yaşadığımız konuların boyutlarını halka anlatmak gerekir. Saygılar sunuyorum. Tarih metodunda bulunmayan bir yaklaşımdır. Saygıyla karşılıyorum. Ama hiçbir zaman tarih geçmişin gölgesi değildir. Tarihte determinizm yoktur. Olaylar birbirine benzer. Bunu şunun için söylüyorum, tarih metodu açısından söylüyorum. Tarihçiler maalesef öyle. Yani okunmayışlarının bir nedeni de budur. Mesela bizde bir kitap en fazla 50 kişi tarafından okunur. O alanın uzmanları tarafından okunur. Çünkü çok sıkıcı anlatıyoruz. Belki bugün de hissetmişsinizdir. Çok böyle metoda bağlı olarak anlatmaya çalışıyoruz. O nedenle tarih bunları verir. İşte sizin gibi değerli insanlar da bunları değerlendirir. Yani sizin yaptığınız bir değerlendirmedir. Eğer bu değerlendirmeyi, buradaki konuşmalar size yaptırabiliyorsa ne mutlu bize. Biz veriyi veririz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Efendim başka mı? Evet. O zaman değerlendirme oturumunu gerçekleştireceğiz. Ama şöyle bir şey yapacağız. İki buradan, iki önceki oturumdan. Çünkü yerimiz ancak o kadar. Ne yapalım? Efendim, başka bir şey var mı? Daha sorsunlar. Efendim, çok az tabii, çok daha kısa. Daha spot cümlelerle bu işi götüreceğiz. Belki biraz serbest olacak. Efendim, şimdi iki... Çünkü başka yerimiz yok. Sayın Bakanımı ben arz etsem lütfederler mi? Tabii bir de misafirimiz var orada. Misafirler kaldılar. Bir de ben. Yer vardır. Yani burada yapacağız. Buradan iki yıl önce yine bir 19 Mayıs ile ilgili panel düzenlenmişti. Türkiye Barolar Birliği tarafından
Ondan sonra ikincisi oluyor. Bu bizim için mutluluk verici bir durum. Çünkü o zaman ben Baro'yu tanıdım, Barolar Birliği'ni tanıdım ve çok mutlu olmuştum. Tabii ki buradan çıkacak sonuçlar da son derece de önemli. Arkadaşlarımızın bu konuşmaları daha sonra ayrıntılı bir biçimde yayın halinde yer alacak. Şimdi burada ilk oturumdan başlamak üzere ben kendi kendime söz vereyim. Şöyle Sayın Bakanımızla başlamak istiyorum. Mustafa Kemal Paşa'nın 10 Kasım'da İstanbul'a çağrıldığı şeklinde, o kitabında da ona yer vermiş olmalı. Yıldırım Orduları grubu 7 Kasım'da davet edildi. Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Orduları grubunun son komutanıdır. Dolayısıyla Mütareke İstanbul'unda 6 ay 3 günlük süre içerisinde o hep Mülga Yıldırım Orduları grubu kumandanı olarak anılmıştır. İstanbul'daki hayatı iyidir aslına bakılırsa. Rahattır. Bazen olumsuzluklar bu ülkede olduğunda, şimdi tarihçi de bu ülkenin bir mensubudur. Bizim de duygusallaştığımız anlar oluyor. Ve haddinden fazla duygusal davranabiliyoruz. O zaman da diyoruz ki, yani o olumsuzlukları görünce, kendi içindeki olumsuzlukları görünce, ey atam, ne vardı ki? Kalktın tozlu topraklı yollara düştün. İstanbul'da bakın 1500 lira maaş alıyor. Emre de yaveri ve Mercedes Benz otomobili var. Pera'da kalıyor. Bugün hangi devlet memuru 5 yıldızlı bir otelde kalabilir maaşıyla? Müthiş bir maaş. Ki o yıllarda herhalde bir öğretmenin maaşı 20 lira civarındadır. Cephe tazminatı ile birlikte. 9. Ordu Kıtaat Müfettişliği'ne atandığında ödeneği 1000 lira. Diyor ki ne oldu? Pasif görevden aktif göreve geçti. Aktif görevde daha yüksek maaşın olması gerekirken 1000 liraya düşmüştür maaşı. Onu sormuştur. Cevap da verilmiş kendisine. Ve Samsun'a geldiğinde 21'inde, 21 Mayıs'ta Kazım Karabekir Paşa'ya çektiği telgraf onun bütün ruh halini yansıtıyordu. Diyor ki memleket ve millete medyun olduğumuz bu son vicdan görevi. Yani o resmi bir görev olarak kabul etmiyor. Vicdan görevi, resmi görevler bir gün sona erdirilebilir ama vicdan görevi ölünceye kadar devam eder. Onu tamamlayan bir başka yazısı da 8 Temmuz gecesi sarayla makine başında yapmış olduğu bir haberleşme sırasında diyor ki resmi görevi milletle birlikte çalışmaya engel olmaya başladığından çok sevdiğim askerlik mesleğinden istifa ediyorum efendim. Şimdi Mustafa Kemal Erzurum'dayken bile devlet tarafından görevine son verilmiş değildir. Ha orada son verilen nedir? Onun 9. Ordu Kıtaat ya da daha sonraki adıyla 3. Ordu Müfettişliği'dir. Memuriyeti devam ediyor. Bu kolay bir iş değil, kolay verilebilecek bir karar değildir. Kolay gelebilir. Bir de bu tabii Sayın Bakanım burada haklı olarak işaret ettiler. Ben de tamamlayayım. Efendim o İngilizlerin adamı vesaire şu. Bakın iki ordu komutanı tutuklanmıştır. Bunlardan birisi Ali İhsan Paşa'dır. 6. Ordu komutanıdır. Diğeri 9. Ordu komutanı Yakup Şevki Paşa'dır. Neden dolayı? Doğu'da
çekilmeyi geciktirdiği için Yakup Şevki Paşa ve çekilirken şura hükümetleri kurdurmaya çalıştığı için bir de onları silah, cephane, para bakımından desteklediği için İngilizler tarafından tutuklandı. Ali İhsan Paşa Musul'la ilgili İngilizler girmek istiyor. Ali İhsan Paşa izin vermiyor. Mütarekeden sonra böyle bir orada sıkıntı yaşanmıştır. Ondan dolayı Ali İhsan Paşa tutuklanmıştır. Ben devletler hukukunu değil anlatmak, burada adını bile sizin huzurunuzda söylerken sıkıntı duyuyorum. Bunu en iyi bilenler sizlersiniz. Onun bir parçası savaş hukukudur. Mustafa Kemal Paşa savaş hukukunu bütün kurallarına uyarak cephede bulunmuştur. O nedenle düşmanın dahi saygı duyduğu bir komutandır. Ondan sonra İngilizlerle niçin problem olsun? Askerler savaş sırasında tabii ki savaşırlar. Ama savaştan sonra iyi dost olurlar. Savaş sevilen bir şey değildir. Bunu en iyi askerleri kendileri bilirler. Burada çok acıdır. Çok özür diliyorum bu kelimeyi kullandığım için. Haincedir. İngilizler. Bu başka şeyler de var. Mesela bir konuşma burada yapıldı. İki gün Mustafa Kemal Paşa'nın Mıntıka Palas'ta kaldığı söylendi. Bu sehven söylenen bir cümle değildir. Son zamanlarda Samsun'da bunu ben sık duyuyorum. Efendim Mustafa Kemal Samsun'da tutunamamış. Bilmem Kavağa kadar götürmüşler birileri. Orada tutmuşlar. Mustafa Kemal Samsun'a geldiğinde Mıntıka Palas'ın balkonuna 9. Ordu Kıtaat Müfettişliği'nin flamasını asıyor. Ben buradayım diyor. Nerede görülmüş? Türk toprakları üzerinde bir Osmanlı paşası. Bir Türk generali 3-5 tane. Evet var burada Pontusçu, şu bu var. Doğru. Ama birileri şehir efsanesi, tarih efsanesi uyduruyorlar. Bu da can sıkıcı bir durumdur. Mustafa Kemal'le ilgili ben kapatacağım son. Efendim, şimdi millet ve milliyet. Millet belli bir esas etrafında toplanmış dayanışmacı insan topluluğu. Bir tane yetiyor. Milliyettir, efendim bu menfaattir, kültürdür, dindir, dildir. Ama milliyet daha çok sayıda değeri bünyesinde barındırır. Dilidir, dinidir, kahramanlarıdır. Bir millet çözülmek isteniyorsa bunlar üzerinden çözülür. Ben burada kapatıyorum. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bir milletin ortaya çıkartmış olduğu en büyük organizasyon, en güçlü organizasyon şüphesiz ki devlettir. Türk devletinin, milli Türk devletinin inşası sürecinde de 19 Mayıs 1919 en önemli kilometre taşıdır. Dolayısıyla Türk milli devletinin ortaya çıkışında Samsun çok önemli bir merkezdir. Devlete ruh veren hukuktur. Hukukçulara hukuk anlatmak gibi bir özel niyetim, subjektif bir kanaatim yok ama bu ruhun ortaya çıktığı yerde Türk hukukçularının bu ruhu yaşatma adına düzenlemiş olduğu bu organizasyondan ötürü ben hepimize hem saygılarımı sunuyor hem de teşekkürlerimi arz ediyorum. Türk Milli Devleti'nin kurucu kadrosu, gerek İstiklal Harbi'ni yürüten, gerekse Cumhuriyeti kuran kadro çok büyük bir fedakarlık sürecinden geçerek bunu tamamladı. Bu kurucu kadro kendi özel yaşantılarından ve fizyonomilerinden de büyük fedakarlıklar.
1923'te Cumhuriyeti kuran kadro, o İstiklal Harbi'ni veren kahramanlar hocamın çok güzel vurgusuyla hepsi bekar. Yani 40'lı yaşlara gelmişler. 41, 42, 43 yaşlarındalar. Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir Paşa, Meclis Başkanı uzun yıllar Atatürk'ün Meclis Başkanı olan Kazım Özak Paşa. Bunlar 40'lı yaşlarda evlilikler yaptılar, çoluk çocuğa karıştılar. Sosyal hayatını tanzim etmeye başladılar. Rauf Orbay, Milli Mücadele'nin ilk beşinde yer alan bir önemli isim, hiç evlenmedi. Bunları niye vurguluyor? Bugün Cumhuriyet'in nimetlerini yaşayan bizler, bu imkanların içerisinde olan bizler, bu devleti yöneten bizler veya yönetmeye talip olanlar, acaba bu 1919 şartlarının, 1923 şartlarının ne kadarını biz üstlenebilirdik, bu yükü kaldırabilirdik ve bu büyük fedakarlığı yapabilirdik. Bunun için ben bu son sözü onlara tekrar saygı ifade ederek, onlara rahmet göndererek tamamlamak istiyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Çok eski saltanat şurası hiçbir kesin karar almadan dağılmış, siyasi durumda hiçbir değişiklik olmamıştır. 28 Mayıs, Havzalılar okul binasında toplanmışlar, genel bir değerlendirme yapmışlardı ve teşkilatlanmak, silahlanmak lüzumunu hissetmişlerdi. Ve belediye başkanı İbrahim Bey'in evinde toplandılar, bir müdafaa cemiyeti kuruldu. Başkanlığına Mahmud Ağaoğlu Bayram Efendi getirilmişti. Tabii bu tarihlerde Havza'da yine kurulmuş olan bir Reddi Hak Cemiyeti'nin de mevcudiyetini görüyoruz. Bu cemiyet ertesi günü Mustafa Kemal Paşa'ya bilgi vermiştir. Mustafa Kemal bunun her yere telgrafla bildirilmesini, bilhassa buna belediyelerin öncülük etmesini istemiştir. Amasya vilayetine de ayrıca telgraf çekilerek bu teşkilatın burada da kurulması hususunu isteyecektir. Mustafa Kemal Paşa Havza'da 28 Mayıs 19 tarihinde valilere, bağımsız mutasarrıflıklara ve kolordulara gönderdiği genelgede İzmir, Manisa ve Aydın'ın Yunanlılar tarafından işgali nedeniyle yurt bütünlüğünün korunması için milletçe gösterilen tepkinin daha canlı olmasını, 3 gün süreyle mitinglerin yapılmasını isteyecektir. Ve bunun için de bütün büyük devletlerin temsilcileriyle Bab-ı Aliye etkili telgraflar çekilmesi de bu telgrafında istenmiştir. 29 Mayıs'ta Mustafa Kemal Genelkurmay Başkanlığı'na bir telgraf çekecektir. Diyarbakır'da bağımsız Kürdistan için çalışan Kürt kulübü ile hükümet yanlısı olan kulüpler arasındaki düşmanlıktan bahsedecek, Kürt ümerasına bu konuda temkinli davranmaları için onlara öğütte bulunacaktır. Ve ayrıca İngilizlerin bağımsız Kürdistan için hangi bölgelerde değer verdikleri de bu telgrafında istenmektedir. Yine Mustafa Kemal Paşa'nın 29 Mayıs tarihli ayrı bir çalışması, 3. 15. ve 20. Kolordu kumandanlıklarına çektiği telgrafta şöyle diyordu: milli bağımsızlığımızı ve devletimizi idama mahkum ettikleri artık belli olmuştur. Ülkeye memurlarıyla işbirliği yaparak bağımsızlığımızı savunacak bir teşkilatın kurulması gereklidir demektedir. Bu husus Mustafa Kemal Paşa'nın çekmiş olduğu bütün telgraflarda hemen hemen aynı tema işlenecektir. 30 Mayıs tarihli ayrı bir faaliyet, Harbiye Nezareti'nin 29-5-19 tarihli şifresine 30 Mayıs tarihinde verdiği cevapta itiraf devletlerinin Türk İzzeti Nefsi Millisi'ne tecavüzlerinden dolayı gösterilen meşru ve heyecan umumidir diyor. Özellikle Mustafa Kemal
Paşa Türk milleti kavramı üzerinde durmak suretiyle bir milli uyanışın mülki ve askeri memurlar üzerinde, yöneticiler üzerinde bu konunun işlenmesi hususuna temas edecektir. 30 Mayıs 19 tarihli bir telgrafında 15. Kolordu Kumandanlığı'na çektiği bu telgrafta İtilaf devletleri illerimizi Ermenilere peşkeş çekebilirler. İzmir'de Yunanlılara yaptıklarını doğuda da Ermenilere öncülük yapmak suretiyle Doğu Anadolu'nun tehlikeye düşmesi gündeme gelebilir diyordu. Gerçekten de bu çok önemli bir tespitti. Çünkü İtilaf devletlerinin Yunanlılara yaptığı bu Atanadolu'daki istila hareketini doğuda Ermenilere yaptırabilirler demektedir. 30 Mayıs 19'da Erkan-ı Harbiye Umumiye Riyasetine çektiği şifre telgrafında Anadolu'daki icraatının İstanbul basını tarafından tenkit edilmemesini istemektedir. Yine ayrı bir faaliyet olarak Havza'da Cuma günü Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Cuma namazından sonra İzmir Vadiyası kurbanlarının ruhları için yapılan bir mevlüt ve miting söz konusudur. Bu miting Havza'da belediye ile otel arasındaki sahada yapılmıştır. Miting'de konuşan Fuat Efendi ki mitingin organizasyonuyla meşgul olan bu şahıs konuşmasında silahlanmak lüzumundan bahsedecektir. Yine mitingde konuşan belediye reisi ise Havza sokaklarındaki Rum çetelerinin asker kaçağı olmadığını, bunların Yunanlıların siyasi emellerini uygulamak durumunda olan icra kuvvetleri olduğunu ifade ediyordu. 31 Mayıs tarihinde Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa Mustafa Kemal'e çektiği telgrafta İngiltere Fevkalade Komiserliği'nin Baba Ali'ye verdiği nota suretini gönderdiğini, notadaki hususlara cevap istemektedir. Mustafa Kemal 3-6 tarihinde 3 Haziran'da verdiği cevapta İngiliz Yüksek Komiserliği'nin nota suretini için alan şifre telgrafına şu cevabı verecektir. Sivas çevresinde eskiden beri bulunan Ermenileri sonradan gelen mültecileri yılgınlığa düşürecek hiçbir olay geçmemiştir. Bağımsızlık ve milli mevcudiyeti imha ve hayatın devamını tehlikeye sokan işgal, suikast ve tecavüz gibi İzmir bölgesinde görülmekte olan fiiliyatın benzerlerinin meydana gelmesine karşı ne milletin heyecan ve vicdanı teessürlerine ne de buna dayanan milli tezahüratı men ve tevkif için dersinde ve hiç kimse de kudret ve tafat göremeyeceğini ifade etmektedir. Gerçekten de bu çok büyük bir düşüncenin ifadesiydi. Her şey olduğu gibi saklamadan olması gerekenleri ve olacak olayları, askeri ve sivil yöneticilerin görevlerini yapması gerekenleri anlatan bir ifadeydi. 1 Haziran Mustafa Kemal Paşa vilayetlere, mutasarrıflara gönderdiği genelgede Türkiye Havasköyte Ajansı'nın haberine göre Padişah'ın Yıldız Sarayı'nda topladığı saltanat şurasında bütün üyelerin fikri Türkiye'nin ülke bütünlüğünü korumak şartıyla büyük devletlerin birinin yardımını sağlamak olduğu ifade ediliyor diyordu ajans haberleri. Ama 27 Mayıs tarihli İstanbul gazeteleri ise saltanat şurası konuşmalarında söz alan 25 kişiden birisinin İngiliz himayesini kabul ettiğini, diğerlerinin tamamı ise tam istiklal ve millet şurasının teşkilini istediklerini yazmaktadır. Şimdi bu gelişmeler üzerine
General Milner, Karadeniz Orduları Başkomutanı Mustafa Kemal Paşa'nın geri dönmesi için Harbiye Nezaretine geri dönme hususunda bir emir verilmesini talep edecektir. Mustafa Kemal Paşa bu talepleri bir süre geçiştirecektir. Fakat verdiği cevapta kömür ve benzin yokluğu nedeniyle bu geri dönüşün mümkün olmayacağını bildirecektir. Fakat Kaltorp'un İngiliz Amirali Kaltorp'ta bu konuyu teyit etmektedir. Sadarete yazmış olduğu, çekmiş olduğu telgraflardan. Netice itibariyle Mustafa Kemal Paşa geri dönme kararında değildir. Kazım Karabekir'e yazdığı telgrafta şöyle söyleyecektir. 11 Haziran tarihli. Her ne olursa olsun geri dönmeyeceğini, sineği millete dönerek bir ferdi mücahit olarak çalışacağını ifade etmektedir. Kendisinin ve diğerleri gibi Yakup Şevki Paşa'yı kastederek onun başına gelenlerin kendi başına da gelmesini istemediğini ifade edecektir. Kazım Karabekir Paşa'da çekmiş olduğu telgrafta Fikri Sami'lerinize aynen katılıyorum ifadesini kullanacaktır. Şimdi Mustafa Kemal Paşa 12 Haziran'da Avza'dan ayrılacak, Amasya'ya gelecektir. Yalnız Amasya genelgesine Avza çalışmalarındaki düşünceler ve fikirler hemen hemen yansımış durumdadır. Çünkü milletin istiklalini yine milletin azim kararı kurtaracak ifadesi. Çekilen telgraflarda Havza'dan genellikle sadarete ve harbiye nezaretine ve ordu komutanlarına çekilen telgraflarda bu hususlar müteahhit defa zikredilmiştir. Havza'daki bu çalışmaların sonuç olarak değerlendirmesini şöyle yapabiliriz. Mustafa Kemal Paşa milli teşkilatların kurulması gereğini Havza çalışmalarında her tarafa tebliğ edecektir. Milli bağımsızlığımızı ve devletimizi idama mahkum ettikleri artık belli olmuştur ifadesiyle de bu düşünceleri tekrar edecektir. Türk milleti nefsi millisine tecavüz gibi ifadeleri sık sık kullanacaktır. Bir diğer konuda devlet ve milletin mutlak olarak tam bağımsızlığı düşüncesine bu telgraflarında yer vermiş olmasıdır. Bu milli mücadelenin devamı süresince tam bağımsızlık fikri bütün çalışmalara yansımıştır. Bu tam bağımsızlık hem siyasi yönden, hem idari yönden, hem de ekonomik yönden olan tam bağımsızlıktır. Bir konuyu da atlamadan geçemeyeceğim. Zaman çok mahdud oldu. Rusya tarafından gönderilen ki Mustafa Kemal 7 Haziran'da Budiyen'le bir görüşme yapacaktır. Ruslar eğer sosyalizmi, komünizmi Budiyen'in Mustafa Kemal Paşa'ya mesuliyetlerinde yaptığı teklifte eğer komünist ideolojiyi kabul edebilirseniz size her türlü askeri yönden yardım edebiliriz. Silah, cephane, malzeme gibi bu hususları dile getirmiştir. Mustafa Kemal Paşa bunun mümkün olmadığını ifade etmiştir. Ve onlar hilafeti ve saltanatın kaldırılması hususunda Mustafa Kemal Paşa'ya öneri getirmişlerdir. Mustafa Kemal Paşa saltanatın sallantıda olduğunu fakat hilafetin çok güçlü olduğunu çünkü İslam dünyasıyla Türkiye'nin ilişkisinin olduğunu ifade edecek, oradan gelecek yardımlarını Rus temsilcisine iletecektir. Bu arada son olarak şu ifade etmek isterim. Türkiye'de sosyalizmin, komünizmin uygulanmasının mümkün olmadığını ifade etmiştir. Ama onların da yardımını kaçırmamak için işte bir sosyalizme dayanan bir idarenin olabileceği hususlarını dile getirmiştir. Ama Ruslar Mustafa Kemal Paşa'nın şu cevabını
bu konuya tercih etmişlerdir. Türkiye, Rusya ile İtilaf devletleri arasında bir tampon devlet olur düşüncesini dile getirecektir. Ruslar Türkiye'de sosyalizmi yerleştirmek kadar bu düşünceden memnun olmuşlardır diyebiliriz. Yardım amaçlarının Rusların genelde Türkiye'deki milliyetçi hareketi bir komünist harekete inkılap ettirmekleri düşüncesi idi. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun.